şimdiye kadar kırmadım, dökmedim. Allah'a çok şükür şimdiye kadar da kim telefon ettiyse herkesin işini görmeye çalıştım. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, 2022 yılında yapılacak olan oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Saygıdeğer üyelerimizin mesleğine ve sorumluluklarına sahip çıkması ve bizlerin ne kadar büyük bir aile olduğunu göstermemiz için tüm üyelerin 2022 yılında yapılacak olan genel kurulumuza davet ediyorum. Bu şerefli göreve Allah'ın izni sizlerin desteğiyle yine adayım. Teşekkür ederim. 2022 Ocak ayında yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başkan Ali Bartu'nun yanı sıra eski Başkan Emrullah Demirşah, Ayhan Öcü ve Adem Şahin yarışıyor. Seçimlerde 700'e yakın berber ve kuaförün oy kullanması bekleniliyor. Lux Otel'de gerçekleşen programda adaylığını açıklayan Ali Bartu, bugüne kadar kimseyi kırmadığını ve herkesin işini görmeye çalıştığını ifade etti. 700 üyemiz var. Evet. Bunlar gelir gelmez bilmiyoruz çok. Ekseriyeti tabii gelmiyor çoğu. Ama tabii ki nereden baksan gene bir 500-550'yi bulur diye düşünüyoruz. Ama 700'ü de gelse oy kullansa bizim için daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bizim bu basın açıklaması yapmamızın nedenlerinden bir tanesi de bazı salonları geziyorum. Gezdiğim gibi bazı salonlarda da başkanım sen aday olmuyormuşsun, aday değil misin diyorlar. Ben de şaşırıp kalıyorum, nereden bu çıktı diyorum. Ve onu açıklama şeyini duydum yani. Tamam. 4 tane aday var başkanım. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben sıkıntım yok diye düşünüyorum. Neden sıkıntım yok? Kimsenin şimdiye kadar kırmadım, dökmedim. Allah'a çok şükür şimdiye kadar da kim telefon ettiyse herkesin işini görmeye çalıştım. Belediyeler, başka belediyeler yardım etti. Büyük şehirler yardım etti diyorlar. Ama bizim bu büyük şehirde bize maalesef yardım etmedi. Yani öyle bir şey ki herkes para konusunda istedik. Biz de yazılarımızı yazdık maalesef. Küçük şehirlerden bazı yardımları aldık ama maddi yönden yardım alamadık. Büyük şehirin size yardım etmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Etmediler. Ne bileyim, yazılarımızı yazdık maalesef. Ne yanıt verdi? Yani bütün odalara etmediler. Sırf bize değil. Etmediler yani. Biz yardım edemeyiz dediler. Dezenfekte istedim ben mesela. Dezenfekte konusunda öyle bir şekilde dezenfekte vermediler. Her dükkana verelim dezenfekte diye. Biz veremeyiz onu dediler. 5-6 tane ne maske dağıttılar, başka bir şey dağıtmasalar. Ama küçük şehirler dezenfekte yaptı. Yunus Emre olsun, Şehzadeler olsun. Dükkan dükkan gezdik, dezenfekte yapıldı. Onlara kendilerine teşekkür ediyoruz zaten. Ondan sonra maskeleri verdiler. Verdikleri gibi yani ondan sonra süperlik verdiler gibi. Bu Şehzadeler Belediyesi. Allah razı olsun diyoruz. Vefakar ve cefakar dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Berberlik mesleğime ustam Ahmet Bartu yanında 1965 yılında başladım. 1984 yılından itibaren odamızın kayıtlı üyesiyim. 2005 yılında yapılan seçimlerde üyelerimizin teveccühü ile Oda Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Sonrasında başkanlık görevime gelerek 16 yıldır odamızın başkanlığını yapmaktayım. Bu süre zarfında gördüm ki odamızın meseleleri ve üyelerimizin isteklerine tam gün zaman ayırmak zorundayım. Çünkü bizim odamızın başkanlığı uzaktan telefonla veya dükkandan yönetilecek bir görev değil. Oda üyelerimizin bu ekonomik şartları en zor olduğu günlerde onlara en iyi hizmeti verebilmek için tüm kalbimle, bedenimle çalıştım. Telefonum haftada 7 gün, 24 saat üyelerimizin için açıktır. Bizzat üyelerimizin iş yerlerini ziyaret ettim. Tüm resmi kuruluşlarla iyi ilişkiler içerisinde bulunarak kanunlar çerçevesinde her üyelerimizin işi için bizzat girişimlerde bulundum. Çok sıkıntılı geçen pandemi süresince geçen gerek yardımlar gerek yasanın kalması için bütün kurumlara başvuruda bulundum. Çözüm aradım. Daha önce yaptığımız gibi yine birlik beraberimizi pekiştirmek ve mesleğimizi geliştirmek için eğitimler yapacağız. İşte bu sebeple siz saygıdeğer üyelerimizin mesleğine ve sorumluluklarına
sahip çıkması ve bizlerin ne kadar büyük bir aile olduğunu göstermemiz için tüm üyelerin 2022 yılında yapılacak olan genel kurulumuza davet ediyorum. Bu şerefli göreve Allah'ın izni sizlerin desteğiyle yine adayım. Teşekkür ederim. Manisa'yı temsil edecek ve yarışmalara katılacak. 29 Kasım'da o ekip gidecek. Hem yarışmalara yapacak hem de şov ekibi var. Burada hepsi. Doğan Bülbül ve ekibi burada bekliyorlar. 4 tane aday var. Gerçekten de en fazla adayın yarıştığı bir oda. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Kaç üyeniz oy kullanacak? 700 üyemiz var. Evet. Bunlar gelir gelmez bilmiyorum çok şeyi. Ekseriyeti tabii gelmiyor çoğu. Ama tabii ki nereden baksan gene bir 500'ü 550'yi bulur diye düşünüyoruz. Ama 700'ü de gelse oy kullansa bizim için daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bizim bu basın açıklaması yapmamızın nedenlerinden bir tanesi de bazı salonları geziyorum. Gezdiğim gibi bazı salonlarda da başkanım sen aday olmuyormuşsun. Aday değil misin diyorlar. Ben de şaşırıp kalıyorum. Nereden bu çıktı diyorum. Ve onu açıklama şeyini duydum yani. Tamam. 4 tane de aday var başkanım. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben sıkıntım yok diye düşünüyorum. Neden sıkıntım yok? Kimsenin şimdiye kadar kırmadım, dökmedim. Allah'a çok şükür şimdiye kadar da kim telefon ettiyse herkesin işini görmeye çalıştım. Yalnız bize kızanlar var, şu şekilde kızanlar var. Onu da söyleyeyim size. Biz o da faaliyet belgesi almaya geldiklerinde, tamam, o da faaliyet belgesi al, borcu varsa odaya çıkmıyor. Ya bakanlık sitesinden çıkıyor diyoruz, amblemle çıkıyor diyoruz, bilgisayarı çeviriyoruz, diyoruz ki çıkmıyor. Arkadaşım yani çıksa ben yardımcı olmak istemez miyim? Sistemden veriyor. Sistemden vermediği gibi yani böyle bir şey ki borcu olduğu zaman kırmızı çizgi yazıyor vermiyor. Onun için izah etmeye çalışıyoruz. Bazıları anlıyor, bazıları anlamıyor. Bazıları da kızıyor bu şekilde. Bana kızdıkları konu budur. Başka bir şey demiyorum. Biz çünkü pandemi döneminde gereken her şeyi yaptık. Yapmaya da çalıştık. Gereken yerlere bilgilerimizi verdik. Burada kurumlar, bütün kurumlarda yazılarımız vardır. Bütün kurumlarda yardım konusunda ama verdi de şimdi belediyeler, başka belediyeler yardım etti. Büyük şehirler yardım etti diyorlar. Ama bizim bu büyük şehirde bize maalesef yardım etmedi. Yani öyle bir şey ki herkes para konusunda istedik. Biz de yazılarımızı yazdık maalesef. Küçük şehirlerden bazı yardımları aldık ama maddi yönden yardım alamadık. Bu şekilde. Şey var. Şu anda sizin geçen dönemden bu döneme kadar kaçtı üye sayısı? Kaça indi? Yani kapanan mekanlar oldu mu pandemide? Yok, daha fazlalaştı. Öyle mi? Daha fazla. Bunu neye bağlı? Geçen sefer 600-650 üyemiz vardı. Hı-hı. Şimdi 700 geçecek bir üyemiz olacak. Bunu neye bağlı? Bilmiyorum artık. Çok açılan var. Tam tersi yani. Çok tersi. Çok tersi. Açılan var. Çok bir dükkan değiştiren var. Ne bileyim ben dükkan açan çok yani. Hattından fazla. Kapatan bir mekan kapatıyor, devrediyor yani. Devrediyor başkasına gidiyor. Ya maddi durumlarından yetiyor. Yani biz istiyoruz ki eğitim alsınlar. Eğitimsiz olan kişiler kapatıyor. Eğitim alsın. Bak şimdi biz halk eğitimde eğitim veriyoruz. Protez tırnak konusunda 80 saat veriyoruz. Şimdi gene bir şey açtık. Gene protez tırnak açtık. Yine o da 80 saat olacak. Bu şekilde eğitimler veriyoruz. Ne istedilerse odadan, her türlü odadan eğitim konusunda bizler o katkıda bulunuyoruz. Hem de bunları ücretsiz veriyoruz. Büyükşehir'in size yardım etmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Etmediler. Ne bileyim yazılarımızı yazdık maalesef. Ne yanıt verdi? Yani, bütün odalara etmediler. Sırf bize değil. Etmediler yani. Biz yardım edemeyiz dediler. Dezenfekte istedim ben mesela. Dezenfekte konusunda öyle bir şey ki dezenfekte vermediler. Her dükkana verelim dezenfekte diye. Biz veremeyiz onu dediler. 5-6 tane bir maske dağıttılar. Başka bir şey dağıtmasalar. Ama küçük şehirler dezenfekte yaptı. Yunus Emre olsun, Şehzadeler olsun. Dükkan gezdik. Dezenfekte yapıldı. Onlara kendilerine teşekkür ediyoruz zaten. Ondan sonra maskeleri verdiler. Verdikleri gibi yani ondan süperlik verdiler dedi. Bu Şehzadeler Belediyesi
Allah razı olsun diyoruz. Yani pandemi döneminde bazı konularda biz valiliğe Hasan Geri Tertal, birlik başkanımız dedik ki biz çok durumları kötü olan üyelerimiz var. Nasıl yapacağız? Bir liste yaptık. Liste olmaz dedim ben. 680 falan üyemiz vardı o zaman pandemi döneminde. 680 tane üyemizi yazıp valiliğe verdik. Ondan sonra yardım de sosyal yardımlaşmaya devretti. Sisteme düşenler onlar yardım aldı. O da Kızılay'a sisteme düşenler Kızılay'a yardım aldı. Kızılay'dan paket yardımı, gıda yardımı. Ne kadar yardım aldı? Gıda yardımı hemen hemen. Gıda'dan ziyade ne kadar bir maddi yardım aldı? Var maddi. Yüzde kaçı aldı? %30 almıştır yani. Yahut da %20'si almıştır. Bu kadar bir şeydir yani. %30'u, %20'si almıştır gıda olarak. Yani sistemde düşenler aldı bunlar. Kızılay da verdi. Hem verdi. Ömer Faruk Şehzadeler verdi. Bir de Yunus Emre verdi. Bu şekilde yardım aldık o konuda. Destek aldık ama bu şekilde destek aldık. Yani maddi yönden değil. Hayır, çok olsun başkanım. Bir dakika kımıldamıyorsunuz. Son anda bir dakika bir tane. Bir dakika kımıldamıyorsunuz. Evet. Evet.